adaletten bahsetti. Kainattaki adaletten bahsetti. İnsani ilişkilerde tabii ki zulüm var. Merhamet de var. Buradan demedik. Mesela şunu yapmakta adalet var, merhamet var. Bu bizi de yarattı. Anlamlansı merhametinden yarattı zaten. Ben seni yaratıyorum, nefret ediyorum demiyor. Ha, kainatta adalet var, merhamet var. İnsanın bulaşık eli karışmamak şartıyla. Yani insan ilişkilerde zulüm olması kainatta adaletsizlik olduğu anlamına gelmiyor. O başka şey. Mesela diyelim ki sen Bremen Afendi içki içtin. Sen bu şehirde içki içtiğinde herkes sarhoş mu şimdi? Sen sarhoşsun. Yani kainatın içinde insan zulüm ederse kendisi zalim oluyor. Yani demek ki kainatın sisteminde merhamet var, adalet var, zulüm yok. Çünkü yaratılmak kendisi merhamettir. Yaratmak. Ha, ama insanın ilişkilerde, mesela en büyük adaletsizlik kimedir biliyor musun? O zulüm yapanlar. Karşıya yaptığını mı zannediyorsun? En büyük zulüm kendisine yapıyor. Ne ile? Zulüm yaparak. Karşısına zulüm yapabilmesi için kendisine zalim olması lazım. Çünkü insan olmaması gerekiyor. İnsanlığını kaybetmeden çocuğa mermi sıkamaz. Kediye tekme vuramaz. Uyuyan köpeğe tekme atamaz. İnsansa vuramaz. İnsansa vuramaz. Olamaz. Varsa insan değil. O anda insan değil. Belki insan olur ileride. İnsanı değerli, insan insan yapan göz, kulak, ayaksa tamam. Ama insan insan yapan kilosu değil. Donanımlarıdır, merhametidir, şefkatidir, hayatıdır, hayasıdır, edebidir. Ama gitmiş tekme vurmuş köpeğe. Nerede abi adaletsizlik var? Lan sende adaletsizlik var. Köpeğin yaratılmasında adalet var. Köpekle senin ilişkinde adalet var. Ya benim uğruma köydeydik. Benimle beraber domuzun işgaline uğramıştık. Karadeniz'de Mısır var ya, gece kollarken domuz sürüsüne uğramıştık. Unutamıyorum. O biz de daldık, geçtik tabii. O da kaçacak ama kaçamadı, manevra yapamadı domuz. Fakat benim köpek vardı. Her şeyi yok ederek, canını canıma feda ederek atladı ona. Bakın şuraya bak. Ona merhameti koyan Allah, bizim hizmetimize veren Allah, seni kuyuya atıp çürütür mü? Ya, adalet sistemde var. Sistemi kullananlarda zalimlik var ya. Yani zalimlik olma kabiliyetin kaldırsa, gene adalet olmaz. Çünkü insan stabil, yani standart olur, sabit olur, terakki edemez. İnsan nihayetsiz zulüm yapabilme, nihayetsiz merhamet yapabilme kabiliyetinde olmalıdır. Çünkü durdurursa kemal bulur. Çünkü insan nihayetsiz merhamet yapabilecek de yaratılsın ama nihayetsiz zulüm yapabilecek şekilde yaratılmasın. Böyle bir şey. O zaman melektir. Melek de nihayetsiz iyilik yapamaz. O da standarttır. İnsan ise ucu belli değil, dibi ile yüksekliği belli değil. Nihayetsiz esferde, nihayetsiz alada. Nihayetsiz zulüm yapabiliyor. Aslan gelse demir kapıyı kapatır. Bitti. İnsan ise komple binaya uçurur. Bina yavaş uçurur ya. İnsan böyle bir mahluk. İnsan böyle bir mahluk. Demek ki insani ilişkilerde var zulüm. Sistemde yoktur. Kainatta ne var? Mükemmel bir hikmet var. Genel. Yani biri birisiz olmuyor. Biri birini varlık tanımladığı için hikmet var. Elma, armut, kuş, dünyanın dönüşü, 27 dakika, 23 derece, 27 dakika ilk olması, havanın nemi, mevsimlerin olması, yani kainata mükemmel bir hikmet var. İki, mükemmel bir adalet var. Mükemmel bir yönetim var. Mükemmel bir inayet var. Yani bu sistem baktığın zaman birisine hitap ediyor. Mesela güzel bir manzara. Sığırı koyun bakalım. Onun için ne anlam ifade ediyor? Bir gül tarlasına sok Ahmet sığırı. Ümit.
gül içine de ahlanak. Çek olan bir tane bir resim bize. Facebook'umuza atarız. Sır der mi? Ne der o güzelim gül bahçesine? Ulan ottan farkı var mı? Kedi var mı evinizde? Kedisi olan var mı? Ha. Kedi için o güzeli muhabbet kuşu ile kopmuş balık kafası arasında fark var mı? Belki de kopmuş balık kafası daha iyidir. Ama sen ise güzelliğin her mertebesini ve her çeşidin fark edip değerlendiren ve zevk alan bir mahluksun. Güle bakınca sığırın baktığı gibi mi bakıyoruz? Muhabbet kuşuna bakınca kedinin baktığı gibi mi bakıyoruz? Ha, insan olduğumuz için nihayetsiz bir şey var. Ha, demek ki bu kainat bize hitap ediyor. Ama biz mi zorla yaptırdık? Ver lan bu şeftali diye baltayı alıp şeftali ağacına musallat mı olduk? Ulan ver lan şeftali ağacı, şeftali ver. Yoksa keserim lan seni. Korkuttuk mu? Korkarak mı veriyor? Seni tanıyor mu? Korkarak vermiyor. Seni tanımıyor. Niye veriyor? Verdiriliyor. O ne anlar? Rengi gözüne göre. Şeftali yerken ama gösterme rengini diyor mu? Yok. Kokusu burnuna göre. Suluysa dilim yapmış. Şeftali değil, mandalina gibi. Isıracak gibiyse sert yapmış. Bak, büyüklüğü ağzına göre, suluysa dilim. Kesmesi dişine göre. Ön taraf kesiyor, arka tarafta palet, dozer paletleri gibi. Arkayı buraya getirse gene ısıramazsın. Böyle nasıl ısıracaksın? Böyle ısırıyor. Tadı diline göre, tükürükle beraber aşağı inmesini sağlıyor. Çözünürlüğü midene göre içindeki enerji, element, gıdalar da vücuduna göre. E şimdi şeftali senin vücudunu mu biliyor? Ulan bir boya atalım, insanoğlu hoşuna gitsin. Bir koku koyalım, burnu mest olsun. Bir tat koyalım, ipini koparmış sır gibi alt üst olsun dili. Öyle mi diyor? Ağaç nerede bilecek senin dilini? Nerede bilecek? Bilemez. O zaman kainatta o ağaçlar vermiyorsa birisi verdiriyor demektir. Allah bizi biliyor. Nereden biliyoruz? Bildirdiğini, bak, bildiğini bu nimetleriyle gösteriyor. Allah rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Yani şeftaliyi takarak ben senin gözünü biliyorum. Bağırsa, ey insanlar! Hangisi daha kuvvetli? Ben sizin gözünüzü biliyorum ha! Demek mi daha kuvvetli şeydir, mana ifade eden? Gözümüze uygun şeftaliye renk atması. Gözümüze uygun bir çiçeğe renk atması. Gözümüzü bildiğini fiilen gösteriyor. Ben sizin dilinizi biliyorum ha. Tat koyması daha ondan kuvvetli değil mi? Gözün, kulağın, dilin isteklerine cevap verecek ama ruhun istekleri olan ahireti cevapsız bırakacak. Dile cevap verecek. Midenin ihtiyacı için var ya 2,5 litredir. Dünyanın bu kadar nimetleriyle donatacak. Gözü memnun etmek için enva çeşit şekil ve renkler yapacak. Kulağı memnun etmek için, burnu memnun etmek için enva çeşit sesleri ve kokular koyacak. Fakat bunlar duygudur, hizmetçidir. Bunun aslı olan ruhun beka arzusunu ihmal edecek. Neye benziyor? Son diyeyim. Öyle göz düşünün ki sivrisineği görüyor, daha görmüyor. Öyle kulak düşünün ki sivrisineğin sesini duyuyor, gök gürültüsünü duymuyor. Yani gözü görüyor, ruhu görmüyor.